Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Arkadaşlar bugün yine çağımızın vazgeçilmesi uğruna savaşlar çıkan elektrik enerjisinin alternatifi güneş enerjisiyle elektrik enerjisini almanın yöntemlerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. İki tane burada setimiz var. Semih bu setin size teknik özelliklerini anlatacak. Are you listening? Şimdi ilk setimizi daha önceden anlatmıştık. Neden yine böyle bir set anlatma ihtiyacı duyduk? Bazı arkadaşlar inventörle 220 volta çevirmek istemediklerini, sadece kısa süreli gittikleri kamplarda mesela 1 gün, 2 gün, 3 gün kaldıklarında enerji ihtiyaçlarını nereden karşılarız sorularını sordular ve bu da aslında bizim de ihtiyacımız olan bir şeydi. Mesela bu panel de yine monokristaller silikonlara sahip. Bunun kamp için olması biraz daha elastik. Bakın buna göre bu biraz sert bir malzemeye sahip. 30 watt enerji çekebiliyor. 5, 12, 24 volt ve bunda şöyle bir şey var. IP67, yani bunu bilirsiniz zaten. Toza ve suya dayanıklılık özelliği mevcut. İsterseniz hemen bir power bank'i nasıl şarj edeceğini gösterelim. Yani burada şöyle bir iyi yanı var bu panellerin. Diğer panel için de geçerli. Taktınız arkadaşlar. Şu an stüdyo ışığına tutuyorum. Bakın. Dolmaya başladı. Görünüyor mu? 96 değil mi? Evet. Netleyeyim. Dolmaya başladı. Yani direkt bu da doldurabilir ama isterseniz şöyle kontrol ünitesi var. Kontrol ünitesine bağlantıyı sağlarsanız buradan artı ve eksileri bağladınız. Şu şekilde bağlamış. Yine buradan kontrol ünitesinden alıp kendiniz şöyle bir aküyü doldurursunuz ve gece hava karardığında veya gün içerisinde fazla enerji ihtiyacınız olduğunda burada depoladığınız o elektrik enerjisini istediğiniz yere aktarmış olursunuz. Diğer tip aslında biraz daha evsel kullanıma uygun. Bağ, bahçe gibi yerlerde işte buzdolabıdır, televizyondur, bu tarz şeyleri kullanmaya odaklı. Ama bu sistemimizde ne yazık ki invertör olmadığı için en fazla 24 volt enerji alabilirsiniz. Tabii. Yani bir telefon doldursun, powerbank doldursun. Ha, icabında ihtiyacın varsa bir laptop doldurmaya invertörlü modeli almanız gerekir. Şu modeli arkadaşlar. Çünkü bunda invertör yanında geliyor. Ya şöyle de olabilir. Bunu aldınız, kullandınız. Bir yıl geçti. İnvertör de ekleyebilirsiniz. Ya, tabii bunlar modüler aletler. Yani farklı markaları zaten farklı şirketlerin ürettiği aletler eklenebiliyor, çıkartılabiliyor. Ya burada bizim anlatmamızdaki asıl amaç arkadaşlar, tabii bunların bir kapasiteleri var. Günlük atıyorum bundan aldığınız enerjiyle bu aküyü diyelim 3 günde doldurur. Bunlar daha farklı bir boyut. Biz sadece burada günlük elektrik ihtiyacınızı nasıl karşılayabileceksiniz? Diyelim plaja gittiniz, kamp yapıyorsunuz bir hafta. Bulunduğunuz ortamda da elektrik enerjisi yok. Bu şekilde kısa süreli elektrik ihtiyacınızı karşılamak için. Bu setin içinde şöyle bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Bundan bir adet daha alırsanız şu panelden, iki tane paneli yan yana koyuyorsunuz. Evet, ve güç 60 watt'a çıkıyor. Aküyü doldurma hızınız normalde 6 saat ise 3 saate düşüyor. Bu kablo da bunun içinden çıkıyor. Yani bunlar birbirlerine bağlanıp seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. Yani şimdi burada sizin seçmeniz gereken olay şu arkadaşlar. Ben kampçı mıyım? 5-6 günlük kamplara mı gidiyorum? Sadece telefon şarj etmem yeterli mi? Ama ben bağ evci miyim? Gittiğim yerde ben dolap da götürüyorum. Yani. Uzun kalıyorum. Buzdolabını da desteklemem gerekiyor elektrikle. Soğutmam gerekiyor. O zaman invertörlü model seçmeniz gerekiyor. Evet. İnvertörlü modelde şöyle bir özellik var. Buradan 220 voltluk direkt çıkış alabiliyorsunuz. Yani laptop her şeyi çalıştırabilirsiniz. Evet. Biz bunu invertörlüğü niye tercih ettik? Bunu biz babamız için aldık. O 220 volt da kullandığı için gittiği yerde. O yüzden bunu tercih ettik. Ya bu da böyle basit bir alet. Ya bunlar ne yazık ki Türkiye'de çok bulunmuyor. Ya aşağı biz linkleri bırakacağız. Yurt dışı linkini de bırakacağız. Türkiye linkini de bırakacağız. Kıyaslamasını siz yaparsınız. Ha, Türkiye'den fazla seçenek yok şu an için. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde, aylarda gelmiş zamanla olur. Çünkü daha çok yeni teknoloji. Bunlar bireysel kullanıcılara yönelik olarak çıkması kısa süre önce oldu. Çünkü evet, çok pahalı aletlerdi normalde. Aynen öyle. Mesela kampta aydınlanmak istiyorsunuz. Şöyle aküyü buraya bağladınız. Ya bilerek bağlamıyorum akü bağlantılarını. Şuradan lamba çıkışları var arkadaşlar. Şurada zaten lamba resmi. Buraya 12 voltluk ampuller satılıyor ya da 6 voltluk. Bildiğimiz ev ampulü gibi LED içi. Onu taktığınızda gayet güzel bir aydınlanma yaşarsınız. Biz zaten yaşarsınız. Balık sezonu açılsın, babam balığa gitmeye başlasın. Bunların montajlı halini, bir kasalı halini size göstereceğiz. Onu da evet. Hani şu an montajsız bunlar, derli toplu değiller. Tabii lambalara, bilmem nelere yanında bir video ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, bunların linkleri açıklama bölümünde var. Türkiye linki de, yurt dışı linki de. Yurt dışı linkinden alırken uçak kargo alışverişi tercih etmenizi öneririz. Biz evet, uçak kargo ile alıyoruz. Hem kısa sürede geliyor hem de vergiyi peşin orada ödüyoruz. Çok ufak bir kargo ücreti çıkıyor ürüne göre değişmekle birlikte. Asma aparatı bile düşünmüş. Yani bunu aldın diyelim. Aynen. Çadırı asacaksın. Böyle. Güneş nerede olan varsa aynen, asacaksın. Döndüreceksin.
Çok mantıklı. Powerbank'i dolduracaksın. Sonra gün içerisinde dolduktan sonra akşamleyin işini göreceksin. Mükemmel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.